Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Şimdi artık koronavirüs vesilesiyle canlı yayınlarımız çok büyük hizmete vesile olacak. Her eve, her dükkana, her mekana bu vesileyle girip ders yapma imkanımız oldu. Olacak da inşallah. Herkes paylaşsın. Paylaşalım. Dolayısıyla vesile olsun. Şu an insanlarda bir tedirginlik var. Bir panik hali var. Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Fakat bununla beraber bu musibetin hakiki sebebi bizim isyanımız, küfranımız, bizim şükürsüzlüğümüz olduğu için bizim tedbirleri almamız icap ediyor. Ta ki bu belalar, musibetler bir an evvel başımızdan def olsun. Aksi takdirde biz de sadece maddi tedbirlerle yetinirsek, manevi tedbirlerin peşine düşmezsek, meselenin manevi sebepleriyle ilgilenmezsek, Allah muhafaza, tokadı ağır olur. Çünkü her şeyin bir zahiri sebebi var, bir de hakiki sebebi var. Zahiri sebep, şuradan buradan bir vesileyle çıktı bunlar, başımıza geldi. Fakat hakiki sebep öyle değil. Hakiki sebep Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak hangi fiilimizden dolayı bu musibeti, bu belayı başımıza sardı? Bunu bizim düşünüp bir almak için, bu musibetin artmadan bir an evvel bitip, inşallah yeniden memleketimizin, milletimizin tekrar sağlığa, selamete kavuşması için Cenab-ı Hakk'a adeta özür beyan edip, Ya Rabbi biz bu musibeti hak ettik. Fakat sen bize hak ettiğimizle değil de affınla, merhametinle muamele et. Bizim hak ettiğimizle değil de senin rahmetinle muamele et. Bize değil de sana emanetiz Ya Rabbi. Sen sana emanet edileni zayi etmezsin. Bu millet 1000 yıl İslam'ın bayraktarlığını yapmış. Bu millet 1000 yıl İslam'a hizmet etmiş. Bu milletin 1000 yıldır İslam'a hizmet eden ecdadının evlatlarını böyle geçici arızalarla perişan etme Ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmamız icap ediyor. Şimdi bu musibetlerle alakalı şurada bir bölüm var da onu okuyacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. İznada rabbehu enni messenniyed dur ve ente erhamurrahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp aleyhisselamın şu münacatı, yakarışı hem mücerrep, hem tecrübe edilmiş, hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messenniye dur ve ente erhamur rahimin demeliyiz. Hazreti Eyüp aleyhisselamın meşhur kıssasının hulasası şudur ki, şimdi Kur'an peygamber kıssalarını naklederken, kıyamete kadar bütün insanlığa ders veriyor. Yani bu hadiseler, bu musibetler geçmişte peygamberlerin başlarına hem de en şiddetli şekilde geldi. Onlar peygamberane bir tavırla bu musibeti karşıladılar. İnsanlığa örnek teşkil etsin diye. İşte size bir numune. Bu imtihan böyle aşılır. Öyle ya şimdi, bizim başımıza gelmiş ve gelebilecek ne kadar haller varsa, Cenab-ı Hak tamamını
peygamberlerin başından, hususan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın başından geçirmiş. Ta ki hayatımıza onların hayatında örnek bulalım diye. Hangi vaziyete düştüysek o halimizin peygamberlerin hayatında bir örneği var. Öyle ya, düşmanlarımız tarafından ateşlere atıldıysak İbrahim aleyhisselam. Öyle ya, iftira atıldıysak Yusuf aleyhisselam. Yara bere içinde hastalıklara düşer olduysak, çaresiz kaldıysak işte Eyüp aleyhisselam. Aslında değil mi, biz bütün peygamberlerin bizde bir numunesi var. Kendimizde içimizdeki Eyüp aleyhisselamı, içimizdeki Yusuf aleyhisselamı, içimizdeki Yunus aleyhisselamı, içimizdeki Musa peygamberi aslında ne yapmamız gerekiyor? Yaşamamız gerekiyor. İşte Kur'an bize bunları ders veriyor. Her biriniz hastalığın karşısında birer Eyüp olun. İftiranın karşısında birer Yusuf olun. Musibetin, belanın karşısında birer İbrahim olun. Aslında hep nedir bize? O peygamberlerin ahlakını sitayişkârâne överek bahsetmesi bizi onların ahlakına şiddetli bir şekilde Kur'an-ı Azimüşşan çağırıyor. Bakın Eyüp aleyhisselamın haline ve bizim için vaziyete. Hazreti Eyüp aleyhisselamın meşhur hülasası ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Çünkü Cenab-ı Hak eğer sabredilirse Allah'tan geldiği bilinir, o hastalığın manevi mükafatına şükredilirse, isyan edilmez, itiraz edilmezse o hastalığın derecesine göre bir dakikasına bir gün ibadet yazıyor. Aman ya Rabbi. Ahiretteki hatta rivayetlerde var. O musibetlerin, o hastalıkların ahiretteki neticeleri gösterildiği vakit insanlar keşke etlerimiz lime lime doğransaydı. Keşke bu musibetin bin türlüsüne düçar olsaydık da bu mükafatın kat kat fazlasını görebilseydik diyecekler diyor. Çünkü dünyevi cihette bakınca musibet, ahiret cihetinden bakarsan nimet. Allah Allah. Nereden bakacağız biz? Dünyayla ahireti kıyaslasan nereden bakılmaya değer? Sonsuzla değil mi? Neyi kıyaslayabilirsin ki? Sonra asıl şimdi mevzu burada. Eyüp aleyhisselamın hayatında bizim için müthiş ve muazzam bir örnek var. Eyüp aleyhisselam adeta hastalıklar tarafından sıkıştırılıyor. Hiç itiraz etmiyor. Bu ceset onun diyor. Hastalık da ondan geldi. Öyleyse başım üstüne. Bana kazandıracağı mükafatı beklerim, sabrederim, şükrederim diye hiç ses çıkarmıyor. Bakın ne diyor. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman. Artık yaralarından çıkan kurtlar kalbine ve diline ilişmeye başlamış. Zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için. Yani diliyle Allah'ı zikrediyor, kalbiyle Allah'a marifet ve muhabbet ediyor. Allah'a kulluğuna vesile olan kalp ve diline o kurtlar iliştiği için, şu cümleye dikkat, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle. Aman, aman ha, Allah'a kulluğuma, ibadetime, ahiretime, yaratılış gayeme zarar gelecek diye o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil, belki ubudiyeti ilahiye için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu. Allah Allah. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor. Şimdi musibet, hastalık geldi, veba geldi, koronavirüs geldi.
bir sürü ekonomiyi alt üst etti. Bilmem insanları hastalandırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. En son camilerimizin kapısına dayandı. Cumamıza, camimize halel verir vaziyete geldi. Gidiyor. Bizi Kâbetullah'a kabul etmeyen Cenab-ı Hak, çünkü hadiselerin arkasında o var. Halimizi, tavrımızı, şükürsüzlüğümüzü, değil mi? Allah muhafaza, gösteriş için yapılan ibadetlerimizi kabul etmeyen Allah bizi şimdi camilerimizden de çıkardı mı? Bu ne demek? Zarar şimdi bize dokundu işte. Malımıza, mülkümüze, evimize, arabamıza, ekonomiye, şuna buna gelen zarar dünyalıktı. O biz o zarar değildi hakikatta. Canımıza gelen zarar da zarar değil. Çünkü hatta hastalığın bir dakikasına bir gün ibadet yazıyor. Ama camimize, kulluğumuza, vazifemize, tavafımıza, haccımıza öyle ya, şimdi bir zarar geldi. Ya Rab, bize dokundu. Zarar sana yapacağımız kulluğumuza dokundu. Zarar ibadetimize dokundu. Zarar camimize, cemaatimize dokundu. Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir diyor. Ya. Evet, şuradan biraz okuyalım madem öyle. Ya. Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip. Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemali afiyetini ihsan edip, enva-ı merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada 5 nükte var. Şimdi şu çok önemli. Burada alacağımız ders, alacağımız mesaj çok önemli. Bakın, Eyüp Aleyhisselam'ın bütün vücudu yara bere içinde. Kurtlar kaynıyor yaralardan. Hatta rivayetlerde var. Yaraların üzerindeki kurtlar o yaralardan besleniyor ya. O kurtlar düşüp de kenarda köşede ölmesin diye yere düşen kurtları alır şefkatinden tekrar yaranın üstüne koyarmış. Şimdi böyle bir vaziyet. Şimdi hiç şikayet etmiyor. Hiç isyan etmediği gibi o hastalıktan şifa bulmak için dua da etmiyor. Allah Allah. Razı. Niye? Çünkü hastalığın getirisi götürüsünden çok. Kazancı zararından, ziyanından çok. Bekliyor. Bir dakikası bir gün ibadet. Rabbim bana bu hastalığı nimet olarak verdi diyor. Ne zamana kadar? Ne zaman zarar, değil mi? O yaralardan çıkan kurtlar diline ve kalbine ilişmiş. Zarar ahiretine, zarar maneviyatına, zarar kulluğuna ne zaman dokundu, o zaman feryadı basıyor. Ya Rab, zarar bana dokundu. Buradan bir mesaj almamız gerekiyor. Öyleyse bizde, bize ait olan yalnız yaptığımız ibadetler, kulluklar, tesbihler, zikirler, yani ahiret için şu dünyadan ayırabildiklerimiz, şu maddeden ebediyet için, Allah için süzebildiğimiz mana bize ait demek ki. Şu hayattan, şu dünyamızdan, maneviyat için, ahiret için, Allah için ne alabildiysek o bize ait. Öyleyse ahiretimize, ibadetimize, kulluğumuza zarar geldiği an, ha ya Rab, zarar bana dokundu. Allah Allah. Şimdi buradan nereye gelecek? Bakın burası çok önemli. Şu okuyacağım kısım o kadar önemli ki. Şimdi şu mevzuyu bilmeyen insanların çoğu ya diyor Eyüp Aleyhisselam ne sıkıntılar çekmiş diyor ya. Eyüp Aleyhisselam'a acıyor. Halbuki Kur'an bu kıssayı Eyüp Aleyhisselam'a acıyalım diye anlatmıyor. Bu kıssadan alacağımız bir hisse var bizim. Şimdi okuyacağız. Okuyacağımız bölüm diyor ki Eyüp Aleyhisselam'dan 100 kat daha acınacak haldeyiz diyor. Niye? Neden? Hangi yaramız beremiz var? Koronavirüs var abi. Kaç kişiyi öldürmüş? Kaç kişiye bulaşmış? Sonra ne olur öldürse? Tamam, tedbir almak lazım. Tedbir Allah'ın emri.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam salgın hastalıklar olduğu yerlerde diyor, terk etmeyin diyor. Ta ki yayılmasın, orada ölürseniz şehitsiniz diyor. Şimdi o ayrı mesele. Ama bizim buradan almamız gereken ders nedir Eyüp Aleyhisselam'ın hayatından? Ne diyor bakın. Birinci nükte. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini, ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Allah Allah. Şimdi batini, ruhi, kalbi dediği nedir? İç diyor bak, iç. Şimdi insanın dışı ne için var? İçi için var. Yani bir mücevherin sadefi olur, kılıfı olur, kalıbı olur. Kılıf, kalıp ne için var? Mücevher için var. Öyleyse değerli olan mücevherdir. Diğeri de onu koruduğu için değerlidir. Şimdi insanın da şu cesedi ne için var? Asıl insanın cevheri, mücevheri ruhtur. Öyleyse bu ceset ruh için var. Ruh, kıymetli olan ruh. Ceset de ruh var diye kıymetli. Ruh olmasa cesedin hiçbir kıymeti yok. Ölüyor, 5 dakika içinde gömüp sırtımızı, arkamızı dönüp geliyoruz değil mi? Hiçbir değeri yok, leş oluyor. Şimdi öyleyse, madem asıl biz ruhtan ibaretiz, asıl sermayemiz ruhumuz, asıl değil mi kıymetli tarafımız, cevherimiz ruhumuz, ceset de onun için kıymetli. Öyleyse cesede gelen musibet mi daha tehlikeli, ruha vuran musibet mi daha tehlikeli? Ha, şimdi ne diyecek bakın. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. İç dışa, dış içe bir çevirirsek. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Allah Allah. Nasıl bir mana bu ya? Bir gün romatizma olmuştum ben de böyle. Doktora gittim. Doktor dedi ki, abartılacak bir şey yok, korkacak bir şey yok dedi. Bu hastalık dedi, kabre girdikten 40 gün sonra vücudu terk ediyor. Nur talebesi bir doktordu böyle, bu hakikatlerden haberdar. Ne diyorsun sen dedim ya, ne demek bu yani? Kabre girdikten 40 gün sonra bir de terk etmesin, kalsın. Evet dedi, 40 gün sonra dedi, kabre girdikten 40 gün sonra vücudu terk ediyor dedi. Daha ne yapabilir ki dedim. Öyle deyince, öyle deme dedi, dur. Bir de terk etmeyenler var. Nasıl terk etmeyecek ya? Bu dedi cesede ait hastalıklar. Ceket gibi dedi. Ceket de yırtık olur, sökük olur, kirli olur, pasaklı olur. Çıkarırsın ceketi, bütün pislik, bütün yırtık, bütün kalır. Sana dokunmaz. Ceset de dedi ceket gibidir. Çıkarınca bütün yırtık, sökük, hastalık, musibet, bela hepsi nerede kalır? Cesette kalır, sana dokunmaz. Asıl ruhun yaraları, hastalıkları var ki kabre girsen de, sırata çıksan da, mahşere gitsen de Allah muhafaza yakandan düşmeyen dehşetli hastalıklar. Öyleyse o hastalıkları şu dünyada nefes alıp verirken, elim fırsat elimizdeyken değil mi? Şu anda iş işten geçmeden o hastalıkların tedavisi için, o yaralardan, o ruhi ve kalbi hastalıklardan kurtulmak için hemen tövbeyle, istiğfarla, Cenab-ı Hakk'a ilticayla, sığınarak tedavisine çalışmak lazım. Çok önemli. Öyleyse ha, bakın ruh ebediyete bakıyor, ceset dünyaya bakıyor. Ruha dokunan ebedi alemimizi karartıyor. Cesede dokunan dünyada 3 günlük musibetle beraber bir de 1 dakikasını bir gün ibadeti çevirecek kadar kıymetdar, muazzam bir ibadete vesile oluyor. Hangisi daha zararlı? Hangisi daha dehşetli? Ya Allah aşkına, bir yerden bir yere yolculuk yapıyorduk da, yolda ısrar ettim ben. Dedim ki bak, ben bilet alırken dedim ki bu namazı kılmam lazım, vakit namazı. Ben dedim bilet alırken söyledim. Tamam dediler, duracağız.
Israr ediyorum, yok illa şöyle böyle. Bir yerde durdu. Biz de namazı kıldık. Namazdan sonra döndüm. Arabaya döndüm, otobüse. Tam merdivenlerden çıkarken şoför döndü bana, dedi ki abartıyorsunuz bu işi dedi. Çok abartıyorsunuz dedi. Çok büyütüyorsunuz dedi. Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir anlayış? Ben dedim ki bu iş dediğin Allah'ın emri. Ebedi hayata bakıyor, ahirete bakıyor. Asıl siz dedim dünyayı çok abartıyorsunuz. Bu dünya oyun eğlence, bu kadar büyütmeye değmez dedim. Hiçbir şey demedim. Kesti hemen. Öyle ya. Tuvaletin gelse hemen duruyor. Söyledim bir gün. Dedim ki ya tuvaleti gelse çocuğun hemen duruyorsunuz. Biz dedim namaz kılacağız diyoruz. Umrunuzda değil. Haşa dedim ya bu tuvalet kadar da mı değeri yok bu namazın dedim. Şimdi ne demek bu? Bu musibetler, bu belalar niye başımıza geliyor? Ha biz şimdi ne yapmış olduk? Ahireti abartmış olduk. Ne demek ki? Asıl onlar dünyayı abarttılar. Dünya bu kadar abartılacak bir şey değil ya. Ahirete vesile olduğu cihette kıymetli bu dünya. Bakın. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacatı Eyyubiye'ye, Eyyub Aleyhisselam'ın o yakarışına, o hazretten 1000 defa daha ziyade biz muhtacız. Yani şu vaziyette, şu anda camiler, değil mi, mescitler, Kâbetullah'ımız, Kudüs-ü Şerif'imiz, değil mi, ibadete kapanmış bir vaziyette. Günahımızın neticesi başımıza gelen bir sürü bu musibetlerde elimize tesbihimizi alıp yapmamız gereken bir şey var. Rabbi inni mesenni dur ve ente erhamurrahimin. Ya. Demek ki Eyüp Aleyhisselam'ın yakarışıyla, yalvarışıyla Rabbimize yakaracağız, yalvaracağız. Ya Rab, zarar bana dokundu. Maneviyatıma, kulluğuma, ibadetime dokundu. Sana kulluk yapamayacak hale gelmekten korkuyorum. Sana ibadet edemeyecek vaziyete gelmekten korkuyorum ya Rabbi. Sana kulluk yapamamaktan sana sığınıyorum diye demek Allah'a iltica etmek icap ediyor. Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Neuzu billah, Allah muhafaza. Mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. Günahlar ne yapıyormuş? Bakın günahlar şüpheleri, vesveseleri doğuruyor. Ne alakası var canım? Günahla şüphenin ne alakası var? Şimdi bir insan günaha alıştığı zaman, öyle diyor Mesnevi'de, masiyete, masiyet var, masiyet günahlar demek. Alıştığı zaman insan, masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır diyor. Çünkü o masiyete, o günaha devam eden, o masiyete, o günaha alışır. Ve artık o günah onun yaşam tarzı haline gelir. Terk edemeyecek bir vaziyete gelir. Şimdi günahı terk edemeyince, inancı o günaha girmesine müsait değil. İnancıyla yaşantısı çakıştı. Yaşantıyı terk edemeyince bu sefer kendi inandıklarına içeriden bir muhalefet geliyor. İşte şüphe ve vesveseler buradan ortaya çıkıyor. Bir yerden bir şüphe duysa, bir yerden bir vesvese duysa hemen ona yapışıyor. Ya büyük mesela diyor ki cehennem azabını netice veren büyük bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa ne yapıyor bu sefer? Bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ediyor.
Keşke diyor şu cehennem olmasa, azap olmasa, ahiret olmasa. Birisi dese ki ya gidip de gelen mi var dese hemen yapışıyor ona. O şüpheler, vesveseler onun aleminde değil mi ne oluyor bu sefer? Allah muhafaza büyümeye başlıyor. Bakın, demek günahlar ne yapıyor insanda? Şüphelere, vesveselere sebebiyet veriyor. Bakın, ifade ediyor. Diyor ki, neuzubillah mahalli iman olan batını kalbe ilişip günahlar imanı zedeler. Bir insanın imanının zedelendiği nereden belli olur? Ne diyor acaba bizim imanımız sağlam mı, zedelenmiş mi, sarsılmış mı? İmanı zedeler ne olur neticede? İmanın tercümanı olan lisanın, dilin zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyor diyor. Vay 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 vay. Demek ki kalbimizin yaralandığı, ruhumuzun yaralandığı, günahlarla zedelendiği bizim Allah'ın adının anıldığı yerlerle alakamızın kesilmesinden, onun adını zikretmekten zevk alamayışımızdan, ibadetten haz ve lezzet alamayışımızdan, onun zikrinden gerçekten ruhu canımızla lezzet ve zevk alamayışımızdan, değil mi? Marifetullah ve muhabbetullah'tan hakkıyla istifade edemeyişimizden belli oluyormuş. Hani diyor ya adam, ya namaz kılıyorum, zevk alamıyorum, lezzet alamıyorum. Veya değil mi akşam derse sohbete çağırıyorsunuz. Adam bu sefer ne yapıyor? Ben diyor, işte sıkılıyorum diyor orada diyor. Niye sıkılıyor? Allah'ın yarattığı bir ruh, Allah'ın adının anılmasından sıkılır mı? Sıkılmasının sebebi ne? Sebep şu, dilinize mesela 3-5 tane jilet atsalar, dünyanın en tatlı baklavasını önünüze koysunlar, lezzet alamadığınız gibi acı çekerseniz. Kalbe atılan jiletler de günahlarmış. Ne yapmıyor? Dünyanın en lezzetli, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın en manalı, hakikatli, değil mi? Güzellikleri, namazın, ibadetin, secdenin, rükûnun, değil mi? Marifetin, muhabbetin içinde var ama adam sıkılıyor, lezzet alamıyor. Nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyor diyor. Ezan-ı Muhammedi'den rahatsız olup imza toplayanlar vardı. Niye rahatsız oluyor ki? Okunsun canım. Yok. Çünkü ona ne yapıyor? Allah'ın emirlerini hatırlattığı için içerideki o çarpışmaya, içerideki o ızdıraba vesile oluyor. Ya. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıttılağından, başkasının bilmesinden çok hicap ettiği, utandığı zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emareyle onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Şimdi Allah aşkına öyleyse günahlar bizim ruhumuza giren ve ebedi hayatımızı tehdit eden şu dünyevi maddi koronadan şundan bundan daha büyük ebedi tesiri olan müthiş virüslermiş ya. Bu nasıl bir virüs ya? Öyleyse kalbimizi, ruhumuzu yaralayıp da ibadetten, kulluktan, marifetten, iman hakikatlerinden lezzet alamaz hale getiren bu virüslerden bir an evvel tövbeyle, istiğfarla, değil mi? Nezametle, pişmanlıkla kurtulmamız icap ediyor. Şimdi doktora ilk gittiğinizde doktorun ilk sorduğu soru şu. İştahın yerinde mi diye soruyor. Niye bunu soruyor? Çünkü sağlıklı bir vücudun iştahı yerinde olur.
Adamın maddi vücudunun sağlığı yerindeyse iştahı da yerindedir. Ha. Maneviyat için de aynısı geçerli. Maneviyata karşı iştahsızlığımızın, iştiyaksızlığımızın, ilgisizliğimizin, alakasızlığımızın altında yatan en büyük sebep manevi vücudumuzun sağlığını kaybetmişiz. Günahlar kalp ve ruhumuza yaralar açmış. Adeta kan kaybı gibi iman kaybı ruhumuzu emmiş ve ruhun feri kalmamış. Seccadeye kadar gidecek dermanı kalmamış. Gözünü haramdan çekecek gücü, kuvveti, kudreti kalmamış. Günahların, haramların karşısında iradesini kaybetmiş bir vaziyette. Allah muhafaza. Ha. Allah Allah. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla büyük bir helaket kapısı ona açılır. Yani aslında şuradan hem mesela farz namazını kılmayan, vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, şimdi Allah'ın emrini yerine getirmedi, farz namazını kılmadı. Bu adam şimdi düşünmüyor mu? Bak, küçük bir amirinden, küçük bir yetkisizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, ya diyor iş yerinde patron bir dese, yapmadığım zaman beni nasıl azarlıyor, kovuyor. Askerde komutan bir şey emretse, yapmamayı ağırdan alsam beni disipline veriyor, tokat. Ya kainatın sahibi, 5 vakitte emrettiği halde, öyle ya, ömür boyu isyan ettim. Ha, şimdi nasıl, ne düşünüyor? Diyor ki eyvah, nasıl bir azabı hak ettim be. Nasıl bir tokat hak ettim? Bak. Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-u ilahiye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Allah muhafaza. Bakın, Tabiat Risalesi'nde, başka risalelerde de buna benzer ifadeler var. Diyor ki, şimdi biz biliyoruz ki bir harf katipsiz olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Bir köy muhtarsız olmaz. Öyleyse bu kainatın sahipsiz olma ihtimali, bir harfin katipsiz olma ihtimali gibi bir şeydir. Bir resim ressamsız olmaz. Şu insan nasıl ki, değil mi, haliksiz, yaratıcısız olsun. Şimdi bunları biz biliyoruz, değil mi? Düşünüyoruz. Ya koca profesörler var, bir sürü bilim adamları var, bir sürü kafası çalışan insanlar var. Onlar nasıl inkar ediyor? Niye inkar ediyor? Onlar bilmiyor mu bir harfin katipsiz olmayacağını? Bir iğnenin ustasız olmayacağını bilmiyor mu? Şu muazzam ve mükemmel insanın, değil mi, yaratıcısız mümkün olmayacağını bilmiyor mu? Resmini bile çizmenin ressamsız olmadığı bir insanın aslını, bedenini, suretini yaratıcısız ortaya koymanın mümkün olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor, bir bal gibi biliyor. Allah'ı da biliyor. Bir gün bir tane ateist geçiren birisi, ben de inkar ediyorum dedi. Neyi inkar ediyorsun dedim. Allah'ı dedi. Sen dedim ya, eğer dedim Allah olmasaydı sen neyi inkar edecektin dedim ya. Demek ki Allah var ki inkar ediyorsun. Öyle deyince durdu. Sahi dedi ya. Sen dedim madem yoksa niye inkar ediyorsun, etme. Zaten yok. Ha, yok. Şimdi adam zaten üstad bunu söylüyor. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın varlığını hiçbir zişuur inkar edemez diyor. Niye? Çünkü mahlukat adedince varlığının delilleri olan bir zatı inkar etmek mümkün olmadığından. Hatta inkar edenin kendisi de Allah'ın varlığının delili. Her tarafı onun varlığına delil ya. Şu gözü takanın görmeme ihtimali var mı? Gözlüğü yapanın bile görmesi gerekiyor. Şu gözü yapanın, kulağı takanın duymama ihtimali var mı? Öyle ya.
Şimdi şu bedeni çözüp öğrenip hastalandığında tedavi etmek için 6 sene okuyup da ilim sahibi olmak gerekir de ya şu vücudu yoktan yapmak için ne kadar ilim sahibi olmak gerekir? Öyle ya, akıl mantık bunu kabul eder mi? Öyleyse niye tıp profesörleri var inkar ediyorum beni ateistim diyor. Öbür taraftan bilmem astronomi profesörü var. Şurada elinde 10 tane misketi çevirmek onun için mümkün değil. Gökyüzünde milyonlarca gezegeni birbirine çarptırmadan yandıran, döndüren, o muazzam manevraları yaptıran Allah'ı inkar ediyor ya. Dünyamız güneşten 149,5 milyon kilometre uzaktaymış. Bir santimetre yaklaşsa üstündeki her şey yanacak. Bir santimetre uzaklaşsa donacak diyor bugün. Astronomi bunu söylüyor. Adam bu nasıl bir tesadüf diyor ya. Bir santimetrenin bile o uçsuz bucaksız sonsuz boşlukta hesabını yapan bir ilim sahibinin varlığını kabul etmesi gerekirken, kar tanelerinin değil mi milyarlarcası üzerinde çalışma yapılmış hiçbir tanesinin şeklinin birbirine benzemediğini görüyor. Allah Allah, bunların birbirine benzemeyişi, hepsini birden görüp de hepsini tek tek farklı yaratan sonsuz ilim sahibi bir zatın varlığına delil olması gerekirken adam çıkıp bilim adamıyım diyor, bir de bunu inkar ediyor. Şimdi birbirine değmiyor. Şimdi ne demek bu? Nerdeki öğretmen diyor mu bu şimdi? Şu demek. Şimdi ben diyor gözümle görüyorum, elimle tutuyorum. İlmen, fikren, mantıken de görüyorum ama inkar ediyorum. Niye? Ne zorun var arkadaş? Allah var desen ne kadar kolay ya. İnkar etmek çok zor. Niye? Çünkü inkar etmek için, mesela diyor, örnek veriyor. Diyor ki mesela Hindistan cevizi dünyada var desen bir tane emsalini gösterirsin. Varlığını ispatlarsın. Ama yok desen her yeri dolaşman lazım. Tüm dünyayı gezmen lazım ki yokluğunu ispat edesin. Adam Allah yok diyor aşağıya. Şimdi niye böyle bir şey demeye ihtiyacı hissediyor? Ne zoru var? O da biliyor aklen mantıken. O da vicdanen biliyor Allah var. Ama niye inkar etmeye ihtiyacı hissediyor? O da diyor, orada da ifadesinde diyor ki çünkü diyor küfür. Küfür onların nefislerine yapışmış bırakmıyor diyor. Bakın küfür demek inkar demek değil. Küfür örtmek demek. Var olanın üstünü örtüyor. Aklıyla, mantığıyla, bulduğu, vicdanıyla kabul ettiği zatın üstünü örtüyor, gizliyor, kapatıyor. Niye? Çünkü nefislerine yapışmış. Yani nefis Allahsız yaşamaya alışmış. Nefis hayvanca anlık zevkleri için, keyifleri için, haram helal dinlemeden, farz, sünnet bilmeden, namaz, oruç, ibadet bilmeden sadece anlık zevkleri için sınırsız ve hudutsuz bir hayatta ne yapıyor adam? Herhangi bir engel yok. Hayvani bir hayata, nefsani ve şeytani bir hayata alışmış. Şimdi Allah var dese, haramlar var, helaller var, namaz var, abdest var, ibadet, cennet, cehennem derken nefis ne yapacak? Hayvan kalıplarından insan kalıplarına dönecek. Hayvaniyetten vazgeçmek istemiyor. Ani ve fani zevklerden vazgeçmek istemiyor. Nefsin özgürlüğünden, hürriyetinden vazgeçmek istemiyor. Tıpkı atın gemini sahibinin eline vermek istemediği gibi. At gemini üstündeki süvarinin eline vermek istemez. Çünkü süvarinin eline gemi verdiği andan itibaren artık atın istediği yere değil de süvarinin istediği yere gitmek zorundadır. Onun gibi. Şimdi nefis dizginleri aklın, kalbin, ruhun eline vermek istemiyor. Çünkü aklın, kalbin, ruhun eline dizginleri verdiği andan itibaren artık nefis hayvani kulvarlarda değil de şeytani ve nefsani kulvarlar değil de insani, kalbi, ruhi, baki kulvarlarda Allah'ın rızasında koşacak bu nefsin hayvaniyetinin hoşuna gitmeyen bir vaziyet. O yüzden nefis onları zorluyormuş. Nefis ne yapıyor? Ya diyor her şey onun varlığına delil ama ne yap inkar et diyor. O da bu sefer tabiat diyor, doğa diyor, kendi kendine oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Bir kılıf bulup yaratıcıyı inkara onu bahane gösteriyor. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. İnşallah bu koronavirüsüyle alakalı devletimiz tedbirler alıyor. Biz de bu tedbirlere riayet etmemiz lazım. Yani temizliğe azami dikkat etmek gerekiyor. Zaten dinimizin emri inşallah.
Bir de kalabalık toplanmalardan da uzak durmak gerekiyor. O yüzden biz dersleri de hep çoğu yerlerde umumi dersler iptal oldu. İptal demeyelim biz. Böyle bir araya gelip de maddi olarak toplanıp kalabalık ders yaptığımızı biz şimdi sanal aleme aktardık. Buradan herkes evinden bu derslere iştirak ediyor. Bu şekilde inşallah her gün saat 9.30'da hem Facebook'tan, hem YouTube'dan, hem Instagram'dan aynı anda canlı yayın yapacağız. Eskiden haftada bir gün derse geliyordu abiler. Şimdi artık her gün derse iştirak etmiş olacak bu şekilde. Biz hususi olarak kendimiz ders yapacağız. Ta ki kalabalıklar bir araya toplanıp da virüsün yayılmasına vesile olmasın diye. Cenab-ı Hak inşallah bizi maddi manevi virüslerden kurtarsın. Amin. Memleketimizi bu hastalıklardan muhafaza etsin. İnşallah. 9.30'da. 9.30'da evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.